Selamlar herkese, bu haftaki peraşamız Hayasara. Sara. yani Sara'nın hayatından bahseden bu peraşa bize öncelikle kadının bu dünyadaki rolünü ve bunun önemini anlatıyor. Bu Tara bölümünde Sara öldükten sonra oğlu Yitzhak'ın müstakbel eşi Rivka'yı annesi Sara'nın çadırına getirdiğini ve sonrasında annesinin kaybının ardından teselli bulduğunu okuyoruz. Bunun anlamı nedir? Taranın satır arası yorumlarını aktaran midraşa göre, Sarana yaşamı boyunca onun çadırında devam eden üç işaret, Sara'nın kişiliğindeki kutsallığı simgeliyordu. Neydi bu üç işaret? Sara'nın cuma günleri, şabat için yaktığı kandiller gelecek şabata kadar yanmaya devam ediyordu. Açtığı hamur bereketliydi, bir hafta boyunca taze kalıyordu. Tanrı'nın varlığını simgeleyen bir bulut, sürekli Sara'nın çadırın üzerinde duruyordu. Yine midraşa göre bu üç işaret özellikle kadınlara verilen üç özel mitvayı simgeliyordu. Arada mitva kelimesi çoğunlukla emir olarak çevrilse de bağlamak, birleştirmek, yani yaptıklarımızın bizi birbirimizle ve Tanrı ile bağlantıda tutması, birleştirmesi anlamına da geliyor. Neydi kadınlara verilen üç özel mitva? Şabat mumlarının yakılması, belli bir miktarda undan yapılan yiyecekten hala parçasının ayrılması, çiftin yakın ilişkisini simgeleyen aile saflığının korunması. Bu mitfaları simgeleyen ve Sara'nın ölümüyle ortadan kalkan üç işaret, Rivka'nın Sara'nın çadırına girmesiyle yani bunları aynen sarı gibi uygulamasıyla tekrar geri gelmişti. Bu bize neyi anlatıyor? Birer kadın olarak her birimiz Sara ile başlayan bazı sorumlulukları devralıyoruz. Hala ayırarak yemeğimize, aile saflığına dikkat ederek bedenimize ve eşler arası yakınlığımıza, şabat mumlarını yakarak bulunduğumuz her ortama kutsiyet katmayı, bunu da günlük hayatın içine getirmeyi hedeflediğimizin farkındalığını yaşıyoruz. Peki kadınların hala ayırmak gibi günlük, şabat mumlarını yakmak gibi haftalık, Mikve'ye gitmek gibi aylık olarak yerine getirdikleri bu sembolik uygulamaların arkasındaki temel amaç nedir? Temel amaç kadınların hayatlarının günlerinde, haftalarında ve aylarında yani tüm yaşamları süresince yaptıkları ve konuştukları ile tıpkı Sara gibi birer örnek olarak hayatın her alanına ve bunun devamında dünyaya tanrısallığı getirme hedeflemeleridir. Belki de töre verilirken Tanrı bu yüzden törenin önce kadınlara, ondan sonra erkeklere anlatılmasını söylemiş. Bu şekilde kadınların dünyayı iyileştirmedeki rolünün önemini vurgulamak istemişti. Şabat şalom.